Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve şu an biz çoğu yayıncının rahatsız olduğu bir konu üzerine ufak bir video yapmak istedim. Başlıktan da anlayacağınız üzere biz yayıncıların en nefret ettiği 10 izleyici tipi. <laughs> evet başlayalım. 10. sırada Otobako yalakalık yapanlar var. Bunlar kimler diye soracak olursanız en ufak şeyde, en ufak şeyde demeyeyim de daha düzgün bir şekilde söyleyeyim, sadece yalakalık yapmaya çalışanlar abi süpersin abi şusun abi busun abi abi şunu devirirsin abi daire daire ofsan iyisin şudur budur falan diyenler. Hani evet bizler bazılarımız pek gayet egoist insanlarız ancak bu biraz fazla geliyor. Ha dozunu aşırmadığın sürece bu o kadar kötü bir davranış değil. Düzgün iltifatlar mesela abi teknik bir bilgine hayranım falan gibi bana yapılan. Evet hoşumuza gidiyor. Fakat Durduk yere yalakalık yapmak. E -e. Neyse. 9. sıraya geçelim. İlk yorum diyenler. Açıklamaya gerek yok. Rahatsız oluyoruz. Evet. Videoları videolardaki yorumları okumayı seviyoruz ve yeni yorum gelmiş. Bakalım Ne İlk yorum. Ah kapat gitsin. Böyle bir his. Ve 8. sırada bundan daha da kötüsü var. İlk yoruma küfredenler. Siz ilk yorumu yazanları sizden daha çok seviyoruz. Hani böyle bir, bu bir gerçek. Sıradaki yedinci sıra, teknik destek isteyenler. Bizim kanallarımız, Facebook sayfalarımız, Twitter hesaplarımız teknik destek hattı değil. Lütfen ama lütfen teknik destek işini forumlarda sorun forumlarda sorarken de bizim kanalımıza sorduğunuz gibi abi şunu kurdum Minecraft'ım çöktü. Abi kasayı kuramıyorum. Abi şunu yapamıyorum demeyin. Şu yapacağınız şey şu. Yaptığınız adımları eğer kasayı ya da herhangi bir karakal paketini kuruyorsanız onun kurulum belgesinde yapılan işleri tekrarladıktan sonra ya yani düzgünce yaptıktan sonra yapın. Eğer hala çalışmıyorsa Orada kurulum belgesinde ya, ya da beni oku dosyasında sorduğunuz birkaç soru var. O soruları yanıtlayarak ve eğer elinizde bir çökme raporu varsa çökme raporunu da atarak bize verin. Bize verin değil, foruma yazın. Bunun sonucu olarak çok güzel bir teknik destek alacaksınızdır. Fakat kanala yazmanız ya da Facebook'tan sormanız sadece bizim tarafımızdan terslenmenize sebep olacak. Altıncı sıra. Google'a ya da Wiki'ye iki dakika bakarak öğrenecekleri şeyi bize sormaya çalışanlar. Mesela. Abi şu şu mod forge multipart destekliyor. Yani mikro blokları destekliyor Ya da fasatları destekliyor mu? Abi şu motor ne kadar MC veriyor? Git Wiki'ye sor. Yani git Wiki'sine bak modun. Ya da incelemesini çekmişsek oraya bak. Ya da başka bir oyun için olabilir. Hani git araştır. Google'a sor. Çok daha hızlı yanıt alacaksın. Ve hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Google'a sorma alışkanlığını edinin. Bu güzel bir alışkanlık. Ve bizim de zamanımızı çalmamış olursunuz. Ha. Beşinci sıra. Bu benim özellikle kıl olduğum şey herkesin bildiği şeyleri abi şunu şunu yapsan iyi olur diyerek sanki bilinmeyen bir şeymiş gibi söyleyenler. Bir de bazıları emiri verir şekilde veriyorlar. Mesela Steam'in diyelim. Steam Turbo. Aynı yapacağım zaten. Hatta muhtemelen siz izlediğiniz eserde ben çoktan yapmış olurum. Abi Steam Boiler'ı, Steam Turbine diye bir alet var ona bağlasan çok iyi olur falan. Daha sonra onu, ona bağla 200 MJ veriyor o şey diyerek yorum yapan oluyor. Ama bu arkadaş biliyor mu ki ben Railcraft modunun tanıtımını yaptım. O makineyi sana ben öğrettim. Daha önce bir serimde kullandım vesaire vesaire. Bunun gibi örnekler çok. Ha, tavsiye vereceksen nasıl diyelim mesela geçenlerde çok güzel bir tavsiye gelmişti. Bundan bir örnek söyleyeyim. Daha sonra tavsiye değil de bir düzeltme olsun aynı kategoriye giriyor. Ben iron pipe kullanmıştım enerji taşıması için. Iron pipe meğerse limitleme pipeymiş, bunu bilmiyordum. Bir izleyiciniz bunu bana söyledi. Şu an adını hatırlamıyorum. Doğal olarak hatırlayamıyorum kimsenin adını. Çok sıkı takipçilerim dışında hiçbir takipçimin adını bilmiyorum. Neyse çok güzel bir biçimde. Hani Iron Pipe kullandığın dan sistem çalışmadı. Çünkü Iron Pipe limitleyici pipe'tır. Hepsi şu an 2 MJ aktarıyor. Onun yerine Golden Pipe kullan sistemin sorunsuz çalışır falan filan diye çok güzel bir biçimde anlattı bana. Ha, hata yapmıştım orada ve hatam düzeltti. böyle şeyler yapın ya da ben verimsiz bir sistem yapmışımdır. O verimli zannediyorumdur. Aklınıza çok daha verimlisi gelir. Bildiğiniz çok daha verimlisi vardır. Onu tavsiye edersiniz düzgün bir dille. Buna bir lafım yok. Hatta bunu özellikle isterim. Çok hoşuma gider bu. Sıra dördüncü sırada. Oynamak istemediğimiz şeyleri oynar mısın diye defalarca söyleyenler. Bunun bir de alt kategorisi var ona da değineceğim. Birazdan. Mesela sadece Minecraft için örnek verecek olursak bana Hexit oyna diyenler. Hayır oynamayacağım. Çünkü bir macera mod paketlerini sevmiyorum. Zevk almıyorum. İkincisi macera mod paketlerinden zevk alsam gider Hexit gibi değil de düzgün bir mod paketiyle oynarım. Muhtemelen kendi hazırlayacağım bir mod paketinde oynarım. Kaldı ki zaten zevk almıyorum. Bunun yanı sıra mesela ben FPS oyunları sevmeyen biriyim. Bana FPS oyunları oyn oynamamı söyleyen oluyor. İstemiyorum. Ya da mesela zamanda Azerzal'ın başına gelmiş bir şey. Minecraft oyunu, Minecraft videosu gelmediği için her diğer tüm videolarına eksiler basılıyordu. Minecraft istiyoruz, Minecraft istiyoruz, Minecraft istiyoruz falan filan diyorlardı. Sonuç ne oldu? Adam Minecraft'tan bıktı. Ve alt kategori olarak buraya da değiniyorum. İstediğiniz seri. Genelde bu Minecraft oluyor ya da modlu Minecraft oluyor. Gelmediği takdirde diğer videolara rage yani öf öfke kusmayın. Bu sadece istediğiniz şeyin gelme olasılığını daha da düşürecek. Bırakın yayıncı istediğini yapsın. Zaten bir süre sonra beğenilmediğini fark ettiği takdirde beynine ağırlık verir. Hani biraz mantığınızı kullandın. Sıradaki kategori. Üçüncü. Özel hayatımızı burnunu sokmaya çalışanlar. Nadiren devreye, nadiren geliyorlar. Fakat inanılmaz derecede sinir bozucular. İnanılmaz derecede. Mesela. Bir dönem Ezgi Ziyon'un sevgilisi şudur budur falan filan diye soranlar ya da benim ismimi merak edenler, ya da şunu merak edenler, ya bunu merak edenler, onu merak edenler, bunu merak edenler. Adam sizlere bunları bir sebepten ötürü anlatmıyor olabilir mi? Bu adamın özel hayatı, gizlediği şeylerde bel bir sebepten ötürü gizliyor. Siz o adamın rastgele bir arkadaşı değilsiniz, o adamın izleyicisiniz, o adamın size sunduklarıyla yetinmeyi bilin. En basit burada kendimden bir örnek vereceğim yine. Benim isim olayım. İsmimi size söylemiyorum çünkü beni rahatsız etmenizi istemiyorum. Sürekli beni Facebook'tan eklemeye çalışacak olanlar, özel hayatıma burnunu sokmaya çalışacak olanlar şudur budur. Bu yüzden açıklamıyorum. Aksi halde size iyice kabalaşmaya başlayacağım. Bu da sizi üzecek. Hem benim sinir katsayım artacak hem de siz üzüleceksiniz. Hani? Dolayısıyla lütfen ama lütfen izlediğiniz adamın özel hayatına burnunuzu sokmayın. Evet ve benim favorilerimden bir tanesine geliyoruz ikinci sıra. Kanalıma bakar mısınız? Kanalıma abone olur musunuz hızlıcılar? Defolun git. Şu an büyük olan hiçbir kanal... <laughs> özür dilerim. Şu an büyük olan hiçbir kanal hiçbir kanalın videosunun altına bu yorumu atmayın. Bu yorumu atarsanız neyle karşılaşırsınız mı biliyor musunuz? Yorum attığınız kanaldan banlanmak. Alacağınız tek şey şu. Bir tane bile izleyici almadan banlanacaksınız o kanaldan. Bu. Abone, abone sayınızın artmasını mı istiyorsunuz? Orijinal şeyler yapın, iyi şeyler yapın. izletin kendinize. Bir süre sonra zaten fark edileceksiniz. <laughs> Sabredin sadece. Bu. Mesela Zionenden örnek vereceğim. <laughs> Uzun bir süre 2-3 izleyiciyle idare etti o. Ama gene video çekmeye devam etti. Sonra onun izleyicilerinden bir tanesi Kalimera benimle tanıştırdı. Adamı fazla beğendim. Gayet beğendim. Direkt ona reklam reklam düzenlemeye başladım artık. Videolarına falan konuk oldum. Kendi videolarımı aldım. Konuk olarak şudur budur. Sonuç adam büyüdü. Ya da ben. <laughs> Sıradan oyuncu. O zamanki adıyla şu anki adıyla Dan Teori. Benim yakın bir arkadaşım. Kanala başladığımda beraber bir seri çekelim. Beraber videolar çekelim. Falan filan dedi. Tamam kabul ettim. Yani benim de işime geliyor ki. Arkadaşım beraber oynamaktan da zevk aldığım biri. Bir seri çektik. İlk bin abonem şu falan onla geldi bu sayede. <laughs> sonra büyüdüm. Biraz daha büyüdüm. 3000 abone civarında Azerza beni tanıdı. Azerza biraz bir reklamını yaptı. O baya bir, o da baya bir etki etti sonra bana. Ve ardından Ege ile falan da tanıştım. Ve artık bu sayede bugünkü halime geldim. <laughs> Kısacası sabır zamanla oluyor büyümek. Hemen büyümeye çalışırsanız yani kanalıma bakar mısınız abone, olma abone olur musunuz şeklinde büyümeye çalışırsanız ha, hiçbir yere gelmiyorsunuz. Kaldı ki zaten çoğunuz bunu söyleyenlerin çoğu başka büyük kanalların kopyası şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla da hiç zaten hiçbir yere gelmiyorsunuz. İyi olduğunuz bir şeyler sunun. Bu. Ve favori kısım. Bizi babasının uşağı zanneden kişiler. Evet, bu konuda Zionen konuşsaydı çok daha hoş olabilirdi çünkü bunlardan daha da çok nefret ediyor o. Yani bana göre bu üçüncü dördüncü sırada falan. Özel hayatı bunu sokmaya çalışanlar birinci sırada bana göre normalde. Fakat bizi babasının uşağı zanneden kişilere değineceğiz. Bizi babasının uşağı zanneden kişiler kimler? Bize sürekli emir vermeye çalışanlar. İstediği şey, bu arada demin söylediğim bir şeyi tekrarlayacağım. İstediği bir şey olmadığı takdirde eksiği basanlar, şuyu yapanlar, buyu yapanlar bize sürekli kendi istediği şeyleri yaptırmaya çalışanlar şudur, budur. Bu kişiler. Biz senin babanın uşağı değiliz. Sen İzleyicisin. Biz, biz sana bir şey sunuyoruz ve bunu senin için yapmıyoruz. Bunu biz kendimiz keyif aldığımız için yapıyoruz. Sen de bu adamın keyif alarak yaptığı işi baltalama, keyif iz, izlemek istiyorsan izle, izlemek istemiyorsan izleme. Bu adam sana bir şey sunuyor. Ha, tamam düzgün tavsiyeler, öneriler falan filan bunlara demin de değindim. Düzgünce verildiği takdirde bundan yana bir şikayetimiz yok. Hatta memnunuz. Ama emir vermek, hakaret etmek, şudur budur. Sen kim biliyorsun? Bu adam keyfi için sana bir şey sunuyor ve sen buna hakaret ediyorsun. Ya da is istemediği bir şekilde ise, istemediğin bir şekilde ise emir veriyorsun evlat bir sus. Susmayacaksan da git. Evet, basitçe rahatsız olduğumuz izleyici kitlesi buydu. Umarım çok fazla alınmamışsınızdır. Ama bundan bahsedilmesi gerekiyordu çünkü bunların hepsinden rahatsızız. Bu saydığım izleyici tipinin tamamından rahatsızız. Neyse, sizin için teşekkürler, köftesi tarzı dinlediğiniz için teşekkürler, köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.